Malatya'da şu anda %25 ağır hasarlı binaların veya orta hasarlı binaların yıkılmadan, enkazları kaldırılmadan bu mahalle dernek mahallesi. Bakabilirseniz çevreye de bakmanızı rica ederim. Şu anda buradaki site mahalle sakinlerinin ikamet ettiği yerde bu felakette bir kiremit dahi yerinde oynamamışken bizler bir Malatya bireyi olarak taşın altına elimizi koyup çadırdaki vatandaşlarımızı konteynere, konteynerdaki vatandaşlarımızı evlere almaya çalışıyoruz. Neden çalışıyoruz? Kışın ayak sesleri kapımızda. Kış günü gelip buradaki mahalle sakinlerine 15 gün süre veriliyor. Neden veriliyor? Park yapılacak. Şu anda Malatya'mızın parka ihtiyacı yok. Mahalle sakinlerinin parka ihtiyacı yok. Neye ihtiyacımız var? İkamet edeceğimiz, başımızı koyabileceğimiz bir eve ihtiyacımız var. Seyithan Tekin, daire başkanı adı altında mahalle sakinlerine yazı gönderilmiş. 15 gün süre içerisinde boşaltın. Tamam, boşaltsın bu vatandaş. Kış geldi, nereye gidecek bu vatandaş? Yer temin ettiniz mi? Yok. Zaten şu anda sokakta kalan, parkta kalan vatandaşlarımıza yer temin etmemişsiniz. Yani buralar sağlamken veya buralar illaki yıkılacaksa bu kışın ağzında mı yıkılması gerekti? Bu asrın felaketini yaşadığımız zamana mı denk geldi bu? Sayın Selahattin Gürkan'a, buradan Sayın Valimize, Malatya'nın seçilmiş milletvekillerine sesleniyorum. Gidip basın karşısında fotojeniklik yapacaklarına sahaya inip şu vatandaşa baksınlar. Kemek Mahallesi Malatya'nın en sağlam yeri. Yani bunun vatandaşa çok büyük bir kötülük olacağını düşünüyorum. Biz park istemiyoruz. Biz ev istiyoruz. O kadar yıkılmaya bekleyen evler varken, o kadar ağır hasarlı evler varken, orta hasarlı evlerin ne olacağı belli bile değilken, bizim sağlam, zemini de sağlam olan yerlerimize göz dikmişler. Bir çeksinler artık ellerini kendilerinden. Ha diyorsa ki bize bir yıl içinde TOKİ yapılacak, buraya teslim ederiz TOKİ'yi, siz de oturun. Sizin haricinizde başkaları da gelsin otursun, bizim başımız üstüne. Yani Malatya'ya hangi belediye başkanı gelse ilk el atacağı yer Kernek. Kernek'i 40 hale getirdiler. Ondan sonra da en son yıllardır, mesela biz biliyoruz yani yıllardır burası kentsel dönüşüm içinde. Biz de biliyoruz ama yani bizim kızdığımız olan şey durup da deprem zamanı insanlar konteynerde, çadırda, sokakta kalmışken sen benim sağlam evimden, yurdumdan ediyorsun. 15 gün içinde sokağa atacağız sizi. Ben peki nerede ev bulacağım? Ben emekli oldum. Evet, ben emekli oldum. 7500 lira. Ev bakıyorum, 10.000 lira diyorlar. Ben ne yapacağım? 25, yani nasıl geçeceğim? Yani hiç yeme, içme. Aldığını ona ver, yine yetmiyor. Ne yapalım yani? Şu an evimizde oturuyoruz. Safa sağlam ev. 60 yıl, 70 yıllık evler bunlar. 3 aylık boston başına imar verdikleri yerlere, 15 kata ruhsat verdikleri yerler, adamlar evlerine taşınmamış. 3 ayda yerle bir oldum. Onların hesabını sormuyorlar. Sağlam evlerin gelip çıkın diyorlar. Bu muadilet yani. Mahallede huzur kalmadı. Mahallede huzur diye bir şey kaldı. Mahallemize ellerini çeksinler. Kış günü yılan deliğinde çıkın. Bu fakir fukara nereye gitsin? Benim hastam var. Kanser hastası. Yıllardır dışarıda. Bak ben evde tek başıma ama para yetiştiremiyorum. Ben burada Mayıs'ın yarısını ona gönderdim. Biz kendilerinden bir şey istemiyoruz. Çernek şu anda 15 gün içinde sanki biz göçeberiz. Suriyeliyiz. Göçeberiz. Yok, hadi çıkın. Veriler bize verdiler. Biz nereye gidelim? Nereye gidelim? Başka gidecek bir yerimiz var mı? Tamam, hak versinler. Ev versinler. Desinler ki Kernek mahallesine TOKİ yapılacak. Herkese ev yapılacak. Boşlanırsa boşlanırsak ödeyeceğiz. Bu daire başkanı neye dayanaraktan ben vatandaşı 15 günün içerisinde dışarı atıyor. Evleri safa sağlam. Gelsin bir Kerne'yi görsün, ondan sonra diye hemen çıkın. Yok yok, Selahattin Gürkan kimsenin elini gelsinler yani bir Kerne'yi görsünler, şöyle bir baksınlar evlere. Bak en berbat ev bu.
Baksınlar hele, bakalım bir tuğlası oynamış mı? Böyle bir adalet var mı ya? Hani bunlar adaletliydi, hani bunlar insan seviyorlardı. Ya bu kış günü bunlara niye karışsınlar? Yazık, günah. Dullar var, yetimler var burada mahallede. Parası olmayan var. Böyle olur mu ya? Vicdan, merhamet lazım.